en az 2 saat önce yemek fastının bitmesi gerekiyor. Yemek fastından sonra bir kahve, kahveden sonra böyle hafif hafif egzersizlerle başlıyoruz. Ufak tefek egzersizler yapıyoruz. Piyano başındaki ses egzersizimizden sonra mutlaka bir vücut egzersizi, vücut açma egzersizi yapmamız gerekiyor. Çünkü yani sadece ses açmak yetmiyor. Sesin sağlıklı açılabilmesi için vücudun da açılması gerekiyor. Biraz işte stretching yapmak gerekiyor. Arkasından tekrar bir ana egzersiz, ses egzersizi başlıyor. Oyunda kullanacağım aksesuarları kontrol ediyorum. Yani ne var, eksik var mı, yok mu? Hani oyun sırasında zor duruma düşmemek adına mutlaka aksesuarları kontrol etmek gerekiyor. Gerçi bu konuda bize aksesuarcı arkadaşlar oldukça yardımcı oluyorlar ama yani yine de kişinin kendisine kalmış bir şey. Rahat bir oyun olması için bu kontrolleri yapmak gerekiyor. Ona ait olanlar. Evet, bu pipo olarak oyunda kullanıyorum. Sonra onları da kontrol etmek gerekiyor. İyiyim Selim'cim, sen nasılsın? Sağ ol. Selim kondivitiniz. Merhaba. Bez almışsın, getirdin mi? Temizlettin mi? Temizledim. Sanki kendi işiymiş gibi. Kullandığımız, sahnede kullandığımız bir çarşaf Osman vardı. Aldın mı? Onu aldım, evde götürdüm, yıkadım, geldim. Onu almadım. Vaktiniz var mı yoksa Taner'le mi yapalım? Öyle mi? Pazar boncuğu takayım. Şimdi çok ufak tefek bir rötuş yapacağım. Erkek çocuğu canlandırdığım için fazla makyaj istemiyorum. Yani daha farklı olmak gerekiyor. Tartımız yapar genelde bizim makyajımız ama yıllardır kendim yapıyorum. Ya yeter ya. Ses açmaya gidip bütün söylemem gereken
parti neyse hepsini tekrar baştan sona bir gözden geçirmen gerekiyor. ...1999 tarihinde Antalya Devlet Opera ve Balesi açıldığından bu yana Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde çalışıyorum. Sahne tesadüfler. Güzel tesadüfler. Ve tabii ki en önemli neden şarkı söylemeyi ve sahnede olmayı çok sevmemden. Aslında çocukluğumun geçtiği yer, dedemlere ait bir yazlık sinemanın bahçesinde ben çocukluğumu yaşadım. İlk sahneye çıktığım yer orasıdır. Bir sinema perdesi önünde, evet. Sinema perdesi önünde şarkı söyleyerek sahne hayatına başladım diyebilirim. Bütün rolleri seviyorum, bütün karakterleri seviyorum çünkü
Her birinde farklı bir şey yaşıyorsunuz. Her birinde farklı bir kişiliğe bürünüyorsunuz. Tek bir karakter belirlemek, yani şunu da söylemek, bunu da yapmak isterim tabii ki vardır ama yani bütün roller benim için önemli. Öncelikle konuyu iyi bilmek lazım, konuya hakim olmak lazım, araştırmak lazım. Konunun geçtiği yer, tarih, mekan, kişiler nedir? Bunları çok iyi bilmek gerekiyor. Sonrasında aynı sahneyi paylaşacağınız karakterleri de çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hem onların tekstlerine hem de kendi tekstlerinize çalışıyorsunuz, çalışmanız gerekiyor. Daha sonrasında müziği iyi öğrenmek gerekiyor. Müziğin tahlilini iyi yapmak gerekiyor. O eser nasıl bir eser? Çünkü her eserin söyleniş tekniği farklı, her karakterin söyleyiş tekniği farklı. O nedenle çok ciddi ayrıntılı bir çalışma gerekiyor, ön çalışma. Farklı farklı rolleri canlandırmak kolay bir şey değil. Yani bazen bir çocuğu da canlandırabilirsiniz. Çok çekici, seksi bir kadını da oynayabilirsiniz. Ya da çok yaşlı birini de canlandırabilirsiniz. İyi gözlemci olmak çok önemli bence en başta. Yani iyi gözlem yapabilmeli insan. Ve daha sonrasındaki tabii ki bu gözlemleri kendi vücudunuza yedirebilmelisiniz. Her şey ters gidebilir, her şey tepe taklak olabilir. Eğer az önce de bahsettiğim gibi konuya ve etrafınızda sizinle o sahneyi paylaşan karakterlerin yaptıklarına, söylediklerine, her şeye çok çok hakimseniz bir şekilde oyunu bozmadan güzel bir şekilde atlayabilirsiniz, geçişi sağlayabilirsiniz. Ama sadece kendinize endeksli ezbercilik anlayışıyla bir çalışma yapmışsanız
Siz de allak bullak olabilirsiniz. Plan çıkışımız var. Basilio'dan sonra Marcelino. Bartolo'dan sonra Perigun. Tamam mı? Hazırlıklı. Bartolo'dan sonra. Tamam. Perigun. Bir dakika, sen selamı mı söylüyorsun? Evet, selam söylüyorum. Ya dur, selamı var daha filan. Ama yok. Zaten ama şey, hepiniz sivil oluşturuyorsunuz. Herkes. Ondan sonra öne çıkarak selam, tek tek selam, olur mu? Polis'te değilsiniz yani. Hatırlatıyorum o yüzden. Aa, öne çıkarak selam veriyorum. Evet. Bartolo'dan sonra. Uzun yıllar sahnede yapabildiğinin en iyisini yapmak istiyorum. Really? The second time? We will come every year. Really? Oh, thank you.